Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere dondurma modelinin anlatımını yapacağım. Modelimizin ön yüzden görünümü bu şekilde. Arka yüzden görünümü bu şekilde. Modelimiz tam bir külah dondurma şekline benziyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olur ve umarım sizler de beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Modelimize zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Ben modelimizi yaparken 2.20 milimlik bir tığ kullandım ve antibakteriyel özelliğe sahip ip kullandım. Zincirlerimizi çekerek modelimize başlayalım istiyorum. Ben bu kadar zincirimin anlatmam için yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tığımızın başını doluyoruz. 1, 2, 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içerisine ikili bir adet trabzan yapıyorum. Araya bir zincirimi çekiyorum. Aynı yuva içerisine tekrar girip bir ikili trabzan daha yapıyorum başını doluyorum 1 ve ikinci zincirimi atlayıp 3. zincirimin içerisine girip tekrar iki ile bir adet trabzan yapıyorum araya bir zincirimi çekiyorum başını doluyorum aynı nokta içerisine tekrar trabzanımı yapıyorum başını doluyorum 2 zincir atlayıp bir trabzan yapıyorum araya bir zincir, Başını doluyorum ve tekrar aynı nokta içerisine bir trabzanımı daha yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde yuvalar oluşturarak ilerliyoruz arkadaşlar. Aralarda zincir çekmiyoruz. Bu iki trabzanımızın sadece ara noktasında bir zincirimiz var. Başını doluyoruz. İki zincirimizi atlayıp üçüncü zincirimizin içerisine trabzanımı yaptım. Bir adet zincir. Aynı yuva içerisine tekrar bir adet trabzanımı yaptım. Başını doluyorum. 2 zincirimi atlayıp üçüncü zincirimin içerisine trabzanımı araya bir zincirim ve aynı yuva içerisine tekrar trabzanımı yaptım. Başını doluyoruz. 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içerisine sadece tekli trabzan yaptım. Bir adet zincirimi çekip geriye dönüyorum. Burada yapmış olduğumuz yoğunluğun içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Aynı yuva içerisinden başını dolamadan çok hafif sündürdüğümüz bir adet ilmeğimizi alıyoruz. Trabzanlarımızın orta noktasına girip bir adet daha ipimizi alıyoruz. Hemen yanındaki yuvaya girip bir adet daha ipimizi alıyoruz. Tığımızda şu anda 4 adet ilmeğimiz var. 3 tanesini birlikte kapatıyoruz. Geriye kalan iki tanesini bir kapatıyoruz. Araya 2 zincir. Başını dolamıyorum. Son batmış olduğum yuvadan tekrar 1 adet ipimi alıyorum. Hemen yanındaki yuvadan bir ilmek alıyorum ve onun yanındaki yuvadan bir ilmek alıyorum. Tığımda toplamda 4 adet olan ilmeğimin üçünü bir kapatıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Araya iki zincir. Hemen son batmış olduğumuz yuvanın içerisinden bir ilmek. Yanındaki yuvadan bir ilmek. Ve onun yanındaki yuvadan bir ilmek. Üç tanesini kapattım. Geriye kalan ikisini bir seferde kapattım. Araya iki zincirim. Tekrar son batmış olduğum yuvadan bir adet ipim alıyorum. Yanındaki yuvadan ve onun yanındaki yuvadan 3 adedini birlikte kapatıp geriye kalan 2 adedini bir seferde kapatıyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ve sıramın sonuna bu şekilde geldim. 2 adet zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Ve burada kenar zincirimizin en tepe noktasına batıp tek seferde çektiğimiz bir adet sık iğne yapıyoruz. Modelimizin ilk sıra kurulumu bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi diğer renk ipimize geçelim istiyorum onu sizler rengarenk de yapabilirsiniz. Ana renginiz eğer beyazsa beyaz kopmadan ama diğer renkleri kopartarak ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ben mavi ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 adet zincirimi çektim. Başını doluyorum. Buradaki yapmış olduğumuz yuvalın birincisinden değil, ikinci yuvadan girip İkili bir adet trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı yuva içerisine ikinci trabzanımı yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar buraya atlayıp sadece bu trabzanlarımızın arasında bu şekilde olan ipimizin tam orta noktasından girip Buraya bir adet trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı nokta içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Başını doluyorum. Diğer ara noktamıza girerek bu ipimizi birazcık bu tarafa doğru asılıp tam orta noktasından girip trabzanımı yapıyorum. Bir adet zincirimi çekip başını doluyorum. Ve tekrar aynı noktaya girip tırabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Diğer yuvamızın içerisinde tekrar tırabzanlarımı yapacağım. İplerimizi tam burada iki tane ipimiz var. Bu iplerimizin orta noktasına denk gelecek şekilde alarak tırabzanlarımızı yapalım bir adet zincirim ve tekrar aynı yuva içerisine bir adet trabzanım başını doluyoruz diğer yuvamızın içerisine de aynı işlemi yapıyoruz burada tekrar başını doluyoruz buradaki yuvanın içerisine girip aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum bir adet zincirimi çekip yapmış olduğumuz sık iğnemizin tepe noktasına batıyoruz. Burada bir sık iğne batmıştık. Sık iğnemizin tepesine ikili bir adet daha trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincirimizi çekip geriye dönüyoruz. Bu yuva içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Tekrar girip bir adet ilmeğimizi alıyoruz hemen yanındaki yuvadan bir ilmek ve onun yanındaki yuvadan bir ilmek 3 ilmeğimi aynı anda kapatıyorum kalan 2 ilmeğimi aynı anda araya 2 adet zincir son girmiş olduğum yuvanın içerisine tekrar girip bir adet ipimi yanındaki yuvadan ve onun yanındaki yuvadan tekrar iplerimi aldım 3 adetini kapattım 2 adetini birlikte kapattım araya iki zincir tekrar iplerimi alarak bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek son batmış olduğumuz yuvadan hemen yanındaki ve onun yanındakinden aldığım 3 ilmeğimi kapatıyorum geriye kalan 2 ilmeğimi bir seferde araya 2 adet zincir Tekrar iplerimi topluyorum. Ve sıramın sonuna gelmiş oluyorum. Araya iki adet zincirimizi çekiyoruz. Başını doluyoruz. Son batmış olduğumuz bakın kenar kısmındaki yapmış olduğumuz zincirimizin tepesine bir adet sık iğne yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar beyaz ipimize geçiş yaparken buradan beyaz ipimizi alıp sabitliyoruz. 1, 2, 3 adet zincirimi çektim. Başını doluyorum. Hemen yanındaki yuvadan girip buraya bir adet trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum diğer yuvamızın içerisine girip tam orta noktasından aldığımız ipimizi trabzan yapıyoruz. Bir adet zincir başını doluyoruz. Tekrar orta noktasından girip hemen diğer trabzanımızı yapıyoruz. Başını doluyoruz. Mavi de daha net gözükeceği için arkadaşlar bakın bu orta kısımda 2 ilmeğimizin tam ortasına gelecek şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Bir adet zincir ve tekrar orta noktasına giriş yapıyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. Başını doladık. Diğer yuvamızın içerisine tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sıramız sadece trabzan olarak ilerliyor. Arada bir zincirim. Buraya geldiğimizde kenar kısmında arkadaşlar tekrar bir adet zincir çekip buradaki boşluğun içerisine de girip bir adet trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekip geriye dönüyorum. Buraya bir adet sık iğnemi yapıyorum. Bir ilmeğimi tekrar aynı yuva içerisinden, onun yanındaki yuvanın içerisinden ve diğer yuvadan 3 ilmeğimi alıp üçünü aynı anda kapatıyorum. Geriye kalan 2'yi bir seferde 2 adet zincir. Son batmış olduğumuz yuvanın içerisinden bir adet, yanındakinden bir adet ve diğer yanındakinden bir adet ilmeğimizi alıp 3 tanesini aynı anda kalan iki tanesini beraber araya iki zincirimiz tekrar toplama işlemine bu sırada devam ediyoruz. Çok kolay bir model. Çok gösterişli bir model arkadaşlar. Sizler bu modelden bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız 110 santimlik zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Araya 2 adet zincirimi çekiyorum ve son kapanışımı burada yapıyorum. 1 adet zincir ve son kenardaki zincirimin tepesine 1 adet sık iğne. Modelimizin ön yüzden görünümü bu şekilde oluyor. Arka yüzden görünümü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Modelimiz Sürekli kendini tekrarlayan bir model. Dediğim gibi arkadaşlar sizler eğer benim gibi beyazı ana renk olarak kullanıyorsanız her sıra geçişlerinizde yani her renk geçişlerinizde beyaz ipi araya koyarak renk geçişlerinizi yapabilirsiniz. Modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.